Herkese merhaba. Artık karavanımızla turlar yapmaya başladık ve karavanımızın iç dizaynını deneyimlemek için epey fırsatımız oldu biliyorsunuz. Bana çok sık sık soruyorsunuz yaptığınız her şeyden memnun musunuz diye. Şunu söyleyebilirim ki yaptığımız her şeyden çok da memnun değiliz. İşte bu videoda da bu pişmanlıkları konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve tüm videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Şimdi bakalım pişmanlıklarımız neymiş. Herkesin aklına ilk pişmanlık olarak karavanın boyu ve içinde tuvaletin olmaması geliyor. Ama bunlarla ilgili hiçbir pişmanlığımız yok. Yani karavanın boyutu evet çok küçük. Evet içinde ayakta duramıyoruz. Biz zaten bu aracın böyle olacağını bilerek karavana dönüştürmüştük. Yani zaten içeride çok fazla vakit geçirmediğimiz için şu boyunun bu kadar kısa olması bizim için herhangi bir problem oluşturmuyor. Bunun sorun olduğu tek bir yer var. Onu da yaptığımız bu seyahatte deneyimledik. Özellikle içeride bulaşık yıkayacağınız zamanlarda bu lavabonun önünde ayakta duramıyorsunuz ve iki büklüm bir şekilde bulaşık yıkamak zorunda kalıyorsunuz. Yazın çok büyük bir problem olmuyor çünkü zaten dışarıda bulaşık yıkamak mümkün oluyor ama kışın içeride bulaşık yıkamak gerektiğinde işte o zaman bir sorun oluşturuyor. Bu sorun için çok pratik bir çözüm bulduk. Lavabonun önüne bir tane ufak bir tabure koyuyoruz ve bulaşığı yıkarken o taburede oturuyoruz. 10 liraya müthiş çözüm bence. Tuvalet ilk başta biraz sorun olmuş gibiydi. Özellikle Ege turuna çıktığımızda size de videolarda bahsetmiştim, epey dile getirmiştim hatta. O videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Biraz sıkıntı yaratmıştı. Çünkü şehir içindeyken ne yazık ki tuvaletinizi sokağa yapamıyorsunuz. Yine doğadayken doğada tuvalet ihtiyacınızı gidermenin birçok yolu var. Ya da böyle yoldayken benzin istasyonlarına gidip oralarda tuvaleti kullanabiliyorsunuz. Ama şehir içinde olduğunuzda yani bir sokak arasında olduğunuzda benzin istasyonuna hızlıca ulaşamadığınızda o zaman bazı sorunlar yaşanabiliyor. Bizim araçta zaten tuvalet koymak için bir yerimiz yok. O yüzden bunu nasıl çözebiliriz diye baktık ve bazı pratik tuvalet ürünleri bulduk. Bu ürünlerin birçoğu gerçekten çok ucuzdu ve hacimleri de küçük olduğu için arabada rahatlıkla taşıyabileceğimiz şeylerdi. O ürünlerin neler olduğunu da açıklama kısmına bıraktım. Linkten hepsini görebilirsiniz. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa hem karavan için hem de kamp için bu ürünleri kullanmayı düşünebilirsiniz. Yazın zaten duşla ilgili hiçbir sorunumuz yoktu. Videolarda izlediniz. Gittiğimiz yerlerde çoğunlukla plajlarda her yerde duş bulabiliyorduk. Eğer plajlarda duş yoksa da yine pratik bazı duş ürünleriyle duş işini çözebildik. O ürünleri de aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Fakat şu çok önemli. O ürünler yazın kullanmaya müsait. Yani kışın o ürünlerle dışarıda duş almak pek mümkün değil. Ama neyse ki kışın çok fazla terlemediğimiz için öyle bir duş ihtiyacı doğmadı. Yani onu ne yaparız? Henüz onunla ilgili bir fikrim yok. Bizim şimdilik iki pişmanlığımız var. Hakikaten böyle tüh be keşke şunu şöyle yapsaydık diyebileceğimiz iki şey var bu arabada. Birincisi hemen göstereyim. Bizim aracımızda bu dolap alanı epey büyük. Normalde transporterlarda yani fabrika çıkışı karavan olarak yapılan transporterlarda burası biraz daha uzun oluyor. Dolap kısmı bu taraftan başlıyor. Ama biz bu dolabı belki de arabada yaşamayı planlıyorduk sonuçta en başta. O yüzden dolap ihtiyacımız çok olabileceği için bu dolabı buraya kadar uzattık. Fakat şöyle bir soruna sebep oldu. Ki az sonra ikinci pişmanlığımız da bununla bağlantılı. Burada oturduğumuz zaman aynı anda laptop kullanamıyoruz. Bizim için bu çok önemli bir ayrıntı. Yani eğer burayı biraz daha kısa yapmış olsaydık hem içerisi daha ferah olabilirdi hem de biz burada oturarak aynı zamanda laptopumuzu da kullanabilirdik. İkinci pişmanlığımız da şu. Arabayı yaptığımız zaman ilk başta şu tezgah kısmından bir masa çıkacak şekilde planlamıştık. Yani burada bir tahta olacaktı. Onu kaldıracaktık ve altından bir ayak çıkacaktı. Biz de masa olarak kullanabilecektik onu. Yine dolayısıyla burada otururken aynı anda bilgisayarda işlerimizi yapabilecektik. Yemek hazırlamak için onu kullanabilecektik. Fakat pratikte o mümkün olmadı. Dolayısıyla yapamadık. Çünkü buraya yapacağımız herhangi bir şey tezgahın altına ulaşmamızı engelleyecekti. Bunu açmamızı engelleyecekti. Dolayısıyla onu yapamadık. Onun yerine seyyar bir masa kullanmayı tercih ettik. Gördüğünüz plastik masa vardı. Ege turunda almıştık onu. Onu kullanıyoruz şu an. Bir tane de kamp masamız var. O da bir süredir arkadaşımızdaydı. Onu da geri aldık arkadaşımızdan. Ama yani burada oturup yemek yapmak için ya da çalışmak için mutlaka buraya bir masa açmamız gerekiyor. Yani çok zor bir şey değil. Elimize yapışmıyor masa. Ama eğer burada arabamızın kendi masası olmuş olsaydı çok daha güzel olurdu tabii ki. Başka pişmanlığımız var mı aklına gelen? Evet, bir de güzel oldu bunu hatırlatmam. Şimdi biz aracımız için henüz bir ruhsat almadık. Ruhsat almadığımız için de muayeneye gittiğimizde aracı orijinal haline döndürmemiz gerekiyor. Dolaplar pek sorun olmuyor.
3 ay sonra, yaklaşık 3-4 ay sonra bunu deneyimleyeceğiz. Bu mutfak kısmını sökmemiz gerekecek. Bu koltuğu buradan çıkarmamız gerekecek ve aracın kendi orijinal koltuklarının yerlerine takmamız gerekecek. Bu yüzden biz arabayı yaparken parke kısmında boşluklar bırakmıştık ki o koltuğu takmamız gerektiğinde yerine oturtabilelim. Fakat o boşluklar gerçekten hem çok çirkin görünüyor hem de daha kötüsü içleri sürekli toz doluyor. O yüzden ona bir çözüm bulmamız lazım. Üzerlerini kapatacak bir şey yapamadık. Çünkü üzerine bir şeyle kapatırsak eğer bu sefer parkenin daha yüksek olması gerekecekti. Üzerine bir şey serdiğimizde o potluk yapıyor. Ve aynı zamanda o da kirleniyor. Yani kısacası buna henüz bir çözüm bulamadık. Bunun tek çözümü galiba bizim ruhsat alıp burayı komple o zaman bütün parkeleri söküp tekrar baştan yapmamız lazım. Arabayı satarım daha iyi. Selçuk arabayı satarım daha iyi dedi. Evet, bunlar dışında herhangi bir pişmanlığımız henüz yok. Dediğim gibi tuvalet ve duş işini çok pratik şeylerle çözebiliyoruz. Tuvalet işi özellikle sandığımız kadar zor bir iş değilmiş. Açıklamadaki linki incelediğinizde bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok pratik ürünlerle çözülebiliyor bu. Bir de bunu söylememek için çok direndim aslında. Önceki videolarda da hiç dile getirmemiştim. İran'daki seyahatimde, bisiklet seyahatimde tanıştığım bir tane karavanlı çift vardı. Ve onların da böyle ufak bir transporterları vardı. Onlara sormuştum ben de hani tuvalet işini nasıl yapıyorsunuz diye. Bana şunu söylemişlerdi. Tuvalet için ihtiyacınız olan sadece bir yoğurt kabı ve poşet. Böyle söyleyince çok kulağa iyi gelmediğini biliyorum. Yani birazcık böyle "İy, o ne?" falan oluyor insan ama hakikaten çok pratik bir çözüm. O zamanlar onları anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ama ben benim bahsettiğim ürünler yoğurt kabı ve poşet değil tabii ki. Biraz daha bunların nasıl derler modern versiyonları. Onları inceleyebilirsiniz. Kamplar için de kurtarıcı olabilirler. Şimdi yeni bir turdan geldik zaten. Onun videolarını paylaşıyordum bir süredir. Onlar bitti. Yani yol videolarım bitti. Şimdi de ne yazık ki hala ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam eden Covid yüzünden evden pek çıkmamaya çalışıyoruz. Yani gittiğimiz yerler her ne kadar insanlardan uzak yerler olsa da neticede markete gitmemiz gerekiyor. Tuvaleti kullanmak için benzin istasyonlarına sık sık girmemiz gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca evde durmaya çalışıyoruz. Bir süre büyük ihtimalle yeni bir yol videosu gelmeyecek ama karavanla ilgili deneyimlerimizi anlatmaya devam edeceğim. Bir de her zaman söylüyorum, bu kanal bir karavan kanalı değil. Bu kanal benim yaşadığım ve deneyimlediğim şeyleri anlattığım bir yaşam kanalı aslında. O yüzden farklı içeriklerde videolarda gelmeye devam edecek. Eğer videolardan haberdar olmak isterseniz, en başta da söylemiştim. Bunu sonunda da söyleyebiliyoruz herhalde değil mi? En başta söylemiştim ama değil mi? Başta da söyle, sonunda da söyle. Neden olmasın? Videolardan haberdar olmak için kanala abone olun lütfen. Bir de şey varmış, videolardan öyle anında da haberdar olamıyor musunuz? Anında haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.